Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni köy inceleme ve taktik videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda kardeş klanımız olan komando klanına gideceğiz. Oradaki arkadaşlarımızın köylerini inceleyip ve bazı taktikler vereceğiz arkadaşlar. Hemen kardeş klanımıza geçiyoruz. Klanlardan komando klanını seçiyoruz. Ben de zaten işaretli. Katılıyorum. Arkadaşlar bu klan e, bizim kardeş klanımızdır. Burada sadece e, TH12 ve TH11 arkadaşlar lige katılabiliyorlar. E, sizin de aklınıza bulunsun. Eğer ki gelecek ligde, şu an lig içerisindeyiz zaten. Gelecek ligde bu klanda siz de yerinizi alabilirsiniz. Tabi öncesinden klanda olmanız gerekiyor. Yani 1-2 hafta önce klana girmeniz gerekiyor. Evet kabul edildik. Selam verelim. Selamun Aleyküm. Evet. Bizim ZC klanında bulunan TH11 ve t 12 arkadaşlar burada yapıyorlar liglerini. Biz sadece ZC klanında TH13 arkadaşları ligi aldığımız için hoş buldum. Hoş buldum. Videodayım. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Klana girelim. Ee, bütün arkadaşlara zamanımız olmadığı için bazı arkadaşları inceleyip geçeceğiz arkadaşlar. Kenan abinin köyünden başlayalım. Önce profiline girelim. Kenan abi sanıyorsam 40'lı yaşlarda iyi bir insan. Hero'larına bakıyoruz öncelikle. Kor koruyucusu bayağı bir Geride kalmış Kenan Abinin ee, T12'de devam ediyor hala. Askerlerine baktığımızda da askerleri de gayet iyi durumda aslında. Yani seviyesine göre. Ama tabi yükseltmesi gereken askerler var. Onu da yavaş yavaş yükseltiyordur diye biliyorum. Ziyaret edelim. Evet. köy gayet güzel. Her şey yerli yerinde. Sanıyorsam boşta inşaatçısı yok. Evet yükseltmelerine devam ediyor. Ee, bu köyle arkadaşlar TH13'e e, geçebilir aslında. Yani gayet uygun. Koruyucusunun yatıyor olması lazım. Onun dışında da bir eksiği yok. Gayet güzel ilerliyor. Başarılar diliyorum. Evet geçelim bir diğer arkadaşımıza. Komando Ramazan lideri, klan lideri ve arkadaşım. Ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Önce profiline bakalım. Evet. Yükseltmeleri gayet güzel. Heroları aynı şekilde koruyucusu geride kalmış. Ramazan arkadaşımızın da. Onun dışında kralı maksayabilir. Diğer askerleri gayet güzel. Her büyüleri güzel. Zaten kullandığı asker ve büyülerini makslamış arkadaşımız. Ziyaret edelim. Köyde aynı şekilde 13 yeni geçti zaten. Yükseltmelerini yapıyor. Gayet güzel ilerliyor. Başarıların devamını diliyorum Ramazan. Böyle devam. Evet arkadaşlar geçelim bir diğer köye. Evet İsmail arkadaşımıza bakalım. Hepsine bakmaya zaman olmadı için arkadaşlar aradan tanıdığım aşikini olduğum arkadaşların köylerini inceleyip geçiyorum. Evet İsmail'in herosu T11 yeni geçmiş zaten. Heroları gayet iyi değil. Düşük durumda. Onların yükselmesi lazım öncelikle de. Koruyucuya abanmanı isterim senden İsmail. Onun dışında Barbar'ın biraz geride kalmış. Okçun aynı şekilde. Diğer askerlere baktığımızda da köy seviyene göre normal zaten. Büyülerin de kullandığını makslamışsın. Yani kullandığını yükseltmişsin. Atlama büyüsünü de yükseltmen iyi olur. Yani kara birliklerinde, kara savaşlarında çok işine yarayacaktır İsmail. <laughs> İsmail'i ziyaret edelim arkadaşlar. Evet köy gayet iyi durumda yükseltmelerini yapıyor. Şu an bakıyorum yatan bir yok. Ve her oların hepsi yatıyor olması lazım şu an İsmail. Onun dışında iyi ilerliyorsun kardeşim. Başarılar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Big Boy'a gidelim. Profil inceleyelim öncelikle. Her oları çok güzel durumda. Bir TH11'e göre gayet iyi. Askerleri de gayet iyi durumda. İşi biliyor Big Boy. Sanıyorsam diğer videoda da Big Boy incelemiştik. Buraya e, lig için gelmiş arkadaşımız. Bizim klandaydı. Ziyaret edelim. Tekrar. Dediğimiz gibi daha önce de incelemiştim. Gayet güzel köyü. Başarıların devamını diliyorum Big Boy. Geçelim bir diğer arkadaşımıza. Evet, Asaf kardeşimizi inceleyelim. ZC klan takını da almış. Evet Asaf Herolar'ın düşük durumda kardeşim. Onun dışında askerlerin fena durumda değil. Ama yükseltmen gereken askerler var. Hem senin için senin için gerekli olan. Biraz önce de söylediğim gibi atlama büyüsünü yükseltirsen ve köy seviyene göre maksarsan gayet güzel olur. Ee, Asaf'ı inceleyelim. Köyüne baktığımızda arkadaşımızın Karakse deposu dolu. O heroların bir yatıyor olması lazım Ansaf. Evet. Gereksiz bir yaptığını görmüyorum aslında ama yani bir iş açını o herolarını ayırman gerekiyor. Onun dışında iyi ilerliyorsun kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burayı inceleyelim. <laughs> Burak'ın köyüne baktığımızda önce profiline bakıyoruz tabii ki de ee, heroları düşük durumda Burak Koruyucuyu iyi yükseltmişsin bir iki seviyesi kalmış Askerlerin de iyi durumda ama diğer okçu ve barbar Kral ve kraliçeni Bir an önce yükseltmeni Tavsiye ediyorum sana Aynı büyüde de atlama büyün Büyüne de birkaç seviye atlatırsan güzel olur işine yarayacaktır kara ordusunda. Onun dışında iyi ilerliyorsun kardeşim. Evet bakıyoruz. Herolarınız hiç yatmıyor arkadaşlar ya. Yani birkaç köy inceledim hala. Şöyle iki örüsü birden yatan bir arkadaşımıza denk gelmedim. Bunlar dışında fena değil. İyi ilerliyorsun Burak. Başarıların devamını diliyorum kardeşim. Devam ediyoruz. Sefa Uskan. Ziyaret edelim. Profile bakalım önce arkadaşımızın. TH12'ye göre çok kötü durumlar yolların. Sefa. Aynen çok kötü durmasın kardeşim. Onun dışında askerlerinde de bir sürü eksikler var. Öncelikle Okçu ve Barbar'ın. Yani bunları da yükseltmen gerekiyor kardeşim ziyaret ettiğimizde de aynen köy binasına basıyorsun direkt. 5'e kadar arkadaşlar TH12 ve TH 13'te köyünüzü 5'e kadar kesinlikle yükseltin. Bu belediyelerin savunması hiçbir savunmanızda yok yani. Belediyelerinizin verdiği hasarı diğer savunmalar vermiyor. En fazla hasarı bence belediye savunmaları veriyor. Bunları kesinlikle 5'e kadar yükseltin. Onun dışında arkadaşımıza baktığımızda Kristal Lig'inde sanırım savaş için başmış bu ordu yoksa bir ganimet ordusu olduğunu düşünmüyorum. İyi ilerliyorsun Sefa. Eksiklerin var. Onun dışında gayet iyi ilerliyorsun. Başarıların devamını diliyorum. Evet geçiyoruz bir diğer arkadaşımıza. Yusuf Emre. Ziyaret edelim. Yusuf Emre de eee Evet, efsane ligindeydi. Köy Belediyesi ondaydı. Ben tavsiyede bulundum tabii ki de. Köy Belediyesi olan efsanede nereye kadar ilerleyeceksin? Ne yapabileceksin? <laughs> diye söyledim ve o da sözümü dinledi. Aşağılara düştü ve belediye bastı arkadaşımız. Kardeşimiz. Okçu ve Barbar'ın çok ezik durumda. Yus, Yusuf Emre. Bunları yükseltmen gerekiyor kardeşim. Aynı şekilde büyük büyük kurucuğunu da yükseltmen gerekiyor. Büyülerinde eksiklerim var. Fena ilerlemiyorsun. Köyüne baktığımız arkadaşımızın zaten full TH ondu. Full yerek geçti. Bazı duvarları hariç. İyi ilerliyorsun kardeşim. Başarılarının devamını diliyorum. Korucularını, pardon herolarını Yükseltmeye devam et. Ve senin de hiçbir yer onun yatmadığını görüyorum. Bu çok kötü. Oyun içerisinde. <laughs> evet. Türk'ün gücü arkadaşımız. Doğan arkadaşımıza bakıyoruz. Ziyaret edelim bakalım. Öncelikle profiline baktığımızda T11'e yeni geçtiğini düşünüyorum. Büyük koruyucusu çok düşük. Onu yükseltmeni tavsiye ederim kardeşim. Onun dışında diğer hero'ların da tabii ki de düşük konumda, düşük durumda. Onları da yükseltmeni tavsiye ederim. Askerlerin ve büyülerin fena değil, iyi durumda. Ama okçuyu da bir tık daha yükseltirsen güzel olur. Köyünü incelediğimiz arkadaşımızın her şey yerli yerinde, köy düzeninde gayet güzel. Evet, bu arkadaşımızın da sanırsam... <laughs> Hiçbir arı su yatmıyor. Evet. Kötü. Ama yani bu hayroları yatırın arkadaşlar. başarıların devamını dilerim. Doğan. Evet arkadaşlar geçiyoruz bir diğer arkadaşımıza. Evet Akrebin köyüne bakalım. Bu arada arkadaşlar lig başladı. Lig savaşları başladı. Ee, hazırlık günündeyiz. Yarından itibaren savaşlar başlıyor. Buradan bütün ligde bulunan klanlara başarılar diliyorum şimdiden. Ee, arkadaşlar buradan size bir önerim olacak. Ee, ligde bulunan arkadaşlarımız. <laughs> ya Üçlemeyi bir kenara bırakın. Ya, kesinlikle iki yıldız almanın yoluna bakın. Yani lig savaşında bulunan bütün oyuncular kesinlikle 2 alırsa zaten ilk 3 veya ilk 4'te yer alıyorsunuz. Yani ben 3 diyeceğim diye tersten girip de belediyeyi bırakıp da tekte kalırsanız bu çok kötü bir şey. ya yani 2 yıldız almanın yollarına bakın derim ben. Bir tavsiye olarak. Evet Akrebin köyüne baktığımızda hero'ları fena değil. Ama bir 12'ye göre baktığımızda çok kötü. Onların kesinlikle yükseltilmesi gerekiyor. Öncelikle koruyucunu yükseltmen gerekiyor. Yani arkadaşlar birkaç köye baktım ve korucunuz gerçekten düşük durumda. Bu iksir kasmak gayet basit. Yani bu iksirle yükselen bir şey. Bunun bu seviyede olmaması gerekiyor bence. Askerlerinde de eksiklerim var. Öncelikle okçu var var. Bunları yükseltmen gerekiyor kardeşim. Önce bir de şu kuşatma birimlerini birer seviye atarsan gayet iyi olur senin için. <laughs> İncelediğimizde arkadaşımızın köyünü Fena durumda değil. İyi. Yükselen barbarı var. Gayet güzel. Karakşir deposu da dolmaya yakın. İyi ilerliyorsun kardeşim. Başarıların devamını diliyorum. Sanırım bu arkadaşımız da bebek ejderle ganimet kasıyor. Ejder, bebek ejder. İdeal ganimet için. Ganimet kasmak için. Gayet hızlı ve basit bu askerlere ganimet kasmak. Başarıların devamını diliyorum. Akrep. Geçelim bir diğer arkadaşımıza. Evet Yasin arkadaşımızın yan köyü. Cançarı'nı inceleyelim bakalım. Asıl köyü T13. Bizim kulağında. Çok iyi. Efendim arkadaşımız. Evet ziyaret ettiğimizde Yasin dedik gibi aynı korucu senin de düşük yerlerde. Onun dışında okçu ve barbarında köy seviyene göre çok iyi değil aslında. Yükseltmen gerekiyor. Sana başarılar dilerim kardeşim. Askerlerin ve büyülerin fena değil. Ziyaret edelim bakalım. Yağsın arkadaşımızı. Evet köy düzeni arkadaşlar bu TH11 düzen. Ben de kullanıyorum TH11. iki tane çarım var. Ee, Kara ve ganimet için korumak, ganimet korumak için gayet iyi bir düzen. Tavsiye ederim kesinlikle. Ee, Kara ile belediyenin yerini değiştirirseniz baya bir fark ediyor. Hatta biraz daha değişiklikler yapılması gerekiyor. O şekilde kupa kasarken de kullanılıyor ama T11 için kupa kasmayı pek tavsiye etmiyorum. Keselerde, klan savaşlarında kullanabilirsiniz. Köy düzeni arkadaşımızın dedik gibi ben de kullanıyorum gayet güzel. Duvarlarında bayağı bir eksikler var. Heroların yattığını görmüyorum. Kötü bir şey. Düzelmeyecek bir şey değil. Başarılarının devamını diliyorum Yasin sen senin de. Evet arkadaşlar. Geçelim bir diğer arkadaşımıza. Bu arada arkadaşlar izleyeyim. Ee, bayramda buraya geldim. Gayet güzel. Güzel bir havası var. Yağmur bir duruyor bir yağıyor. Dışarıdayım. Böyle gezerek bir video çekiyorum arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Emre'nin düzene bakalım hemen. Emir arkadaşımızın profiline baktığımızda e, t 11e göre fena değil. İyi ilerliyorsun ama eksiklerin var. Yükseltmen gerekiyor herolarında ve askerlerinde. E, kara saldırısı yapıyorsan kesinlikle o biniciyi yükseltmen gerekiyor arkadaşım. E, büyülerin fena değil. İyi durumdalar. Ziyaret ettiğimizde köy düzeninin e, kötü. Yani Kristal Ligi'nde ganimet için çok kötü bir düzen. Adam karakterini oradan alır alır gider yani. Bu kadar da heroların düşükken, sana bu kadar da kara iksir lazımken bence anlamsız ve yersiz bir düzen. Biraz önceki önerdiğim düzeni alabilirsin Emre. Sana da başarılar dilerim. Evet arkadaşlar burada köy incelememizin sonuna geliyoruz. Bir diğer köy inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Elimden geldiğince de taktikler vermeye çalışıyorum. Çünkü bu oyunu uzun süredir oynadığım için, yani bayağı bir şeyin farkındayım arkadaşlar. Kendimi inceleyeyim diyecektim neredeyse. Evet. Buradan herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah nicelerine eriştirsin arkadaşlar. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere.